Arkadaşlar, son birkaç gündür maalesef içimden ders yapmak da gelmedi malum ortamdan dolayı. Boş zamanımda ben de bu izin takip programını bitirdim arkadaşlar. Size bugünlük bir tanıtımını yapacağım. Sonrasında inşallah kodlarını da göstereceğim. Lütfen herkes kendine dikkat etsin. Evden çıkmayalım dedikten sonra programı bir tanıtmaya çalışayım arkadaşlar. Önce bir baştan açayım programı. İzin takip programını açıyorum. Açılır açılmaz arkadaşlar form karşımıza geliyor. Şimdi bu Excel'de maalesef yani form tasarımları ancak bu şekilde olabiliyor. Şimdi öncelikle şurada yeniye tıkladığım zaman burada tanıttığım birkaç tane personel var. Bir personel daha tanımlayayım. Mesela şurada ekle diyorum. Sicil numarasını rastgele yazayım. İsim ne olsun? İsim Zeki Gün olsun. Şöyle ne olsun? Gelir servisi uzmanı olsun arkadaşlar. 2010'da o da işe girmiş olsun. Herkesin 100 günde izin kullanmış olsun. Kaydet dediğim zaman personeli kaydetti gördüğünüz gibi. Şimdi herkese eşit izin girdim. Burada güncelle dediğim zaman güncelleyebiliyoruz. Mesela uzman değil de şef yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi güncelledik arkadaşlar. Hemen Zeki Güne bakıyorsunuz. Burada şef olarak güncellendi. Silmek istersek silebiliyoruz. Burada arama kısmı var arkadaşlar. Mesela ZE yazıp ara dediğim zaman Zeki'yi buldu. Şurada mesela Cemal'i aramak istersek CE yazıyorum. Cemal'i buluyorum arkadaşlar. Arama kısmı bu şekilde. Sicil numarasına göre arayabiliyoruz. Mesela 234 ile başlayanları arayalım. 234 yazdığım zaman. Gördüğünüz gibi 234'e başlayan iki kişi var. Şöyle gelişmiş aramada mesela izni işte büyüktür. Gerçi hepsi aynı izin olduğu için pek işe yaramayacaktır ama. Neyse biraz sonra burayı göstereyim. Şimdi bunlardan Zeki'ye bir izin girelim. Mesela Zeki Gün'e çift tıklıyorum. Burada kalan izin 70. Talep eden Zeki Gün izin tipi. Arkadaşlar buradan günlük seçebiliyorum veya saatlik seçebiliyorum. Saatlik seçtiğim zaman aşağısı saate dönüşüyor. Burada günlük seçtiğim zaman yıllık, ölüm, evlilik, yıllık, babalık, süt, eğitim vesaire gibi izin türleri var. Burada yıllık izin seçelim. Burada tarih seçtiğim zaman, tarih aralığı mesela ayın 30'una kadar dediğim zaman şuradaki 4 günlük hafta sonu çıkaracak, dahil etmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 güne tekabül ediyor. Acil durum telefonunu yazıyorum. Bundan sonra bulunacağı adres mesela İstanbul'da olacak. Özel bir işim nedeniyle diye izin aldığını belirtiyoruz. Kaydet diyorum. İzin kaydedilsin mi? Evet. Günlük izin kaydedildi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle Zeki'ye baktığımız zaman, çift tıkladığım zaman ya da pardon güncelle dediğim zaman burada kullandığı izin 6 gün 0 saat olduğunu görebiliyoruz. İzin bir gün ve şurada dikkat ederseniz Zeki Gün'ün kalan izninin 64 olduğunu görüyoruz. Örneğin şu anda gelişmiş aramada izin küçüktür 70 dersem sadece Zeki'yi buldu gördüğünüz gibi. İzin büyüktür. Mesela 67'den büyük olanları listelediğim zaman Zeki Gün hariç geri kalanlarını listeledi. Burada tüm mü dediğim zaman da tüm izin personelleri listeliyor. Burada gelişmiş aramayı da bu şekilde yaptık. Zeki Gün'e bir izin daha gireyim. Bu sefer saatlik izin girelim arkadaşlar. Ücretsiz olarak. Mesela izin saat 9'da izne başlasın. Şöyle 9 ve bitiş de 12'ye kadar izin almış olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 saatlik bir izin var. Yine telefonunu yazdıktan sonra adresi yazacağız. Takip edin açıklama. Kaydet diyorum. Ve burada saatlik izini girdik. Şöyle baktığımız zaman Zeki Gün'ün izinin hala 64 olduğunu görüyoruz. O da saatlik izni düşürmemiş arkadaşlar. Zeki Gün'e baktığımız zaman burada 6 saat, 6 gün 3 saat izin kullandığını görebiliyoruz. Ayrıca bir kişiye daha izin girelim mesela. Cemal Sarı'ya günlük yine yıllık izin olsun. Burada Nisan'ın 15'ine kadar bakın 18 gün hatta 20 gün yapalım. Evet 20 gün. Şu anda 70 gündü 50 gün izni kalacak. Telefon numarasını yazıyoruz. Nerede olsun? Konya. Konya özel bir işi nedeniyle diyelim tekrar. Burada izin kaydedilsin. Evet dedim ve kaydettim.
Şimdi Cemal Sarı'ya baktığımız zaman 20 gün izin kullandığını görüyorum. Ve şuradan da Cemal Sarı'nın 50 gün izni kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz Cemal Sarı'ya 20 gün değil de 10 gün izin verelim. Düzeltme yapalım yani. Nisan'ın 9'u desek 14, Nisan'ın 1'i 8 gün, Nisan'ın burada arkadaşlar herkes saat 9 oldu herkes. Şurada saat 8 mi? 8'de herkes alkışlıyor arkadaşlar herhalde sağlık çalışanlarımızı. Gerçekten biz de alkışlıyoruz. Böyle bir günde sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu da fark edebiliyoruz. Burada güncelle diyorum arkadaşlar. Bakın 20'den 10'a düşürdüm izinliği. Şu anda Cemal Sarı'ya baktığımız zaman kullandığı izin 10 gün olarak görünüyor. Az önce bakın şurada da 60 güne çıktı mesela. 50 iken 60 oldu. Cemal'in iznini yazdırmak istiyorsanız şurada yazıcı düğmesi var. Yazdıra basıyoruz arkadaşlar. Hemen masa üstüne. Tabii ben de dediğim gibi yazıcı olmadığı için Cemal Sarı diyorum ve kaydettim. Yazıcı olsa hemen yazıcıya gönderir. Yazdırma tamamlandı. İsterseniz şöyle bir bakalım masa üstüne. Cemal Sarı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Cemal Sarı'nın izin talep eden Cemal Sarı sicil numarası günlük işe başlama tarihi bitiş tarihi departmanı gelir servisi bütün bilgileri burada belediye başkanı bilgileri de var ve izin formu çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ayrıca şurada da arama yapabiliyoruz. Mesela C yazdığım zaman işte Cemal'i buluyor. Burada tüm kayıtlar diyoruz. Tüm kayıtları getiriyor. Program hakkında bilgimiz var. Kısacası programımız bu şekilde. İzin takip programımız böyle arkadaşlar. İnşallah ilerideki bir tarihte size kodlarını da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Tabii ihtiyacı olan firmalara, kurumlara programı verebiliyorum arkadaşlar. Belli bir ücret karşılığı. Durum bu. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize dikkat etmeyi de unutmayın arkadaşlar.